En son 2016'da Mut güzel bir kar görmüştü. Ve bugün uyandık bembeyaz bir Mut. Biz de Mut Ajansı olarak çıktık, halkımızın mutluluğunu paylaşmak istedik. O yüzden ben devletimden çok şey bekliyorum insanlara karşı. İnşallah devletimiz bizleri mutlu eder. Zor günlerimizde, sıkıntı günlerimizde her zaman yanımızda olur. Her zaman görmüyoruz kare. Gençler olarak ben bu şekilde düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz, bir aktivite yapabileceğimiz, eğlenebileceğimiz, dışarı çıktığımızda en azından keyif alabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Yok. 2022'den beklentimiz nedir? 2022'nin en güzel gününde paylaşalım. Biz de tüm Mut halkını selamlıyoruz. Mut'ta bayağıdan beri kar bekliyordu. 2015'te ya değil mi? 2016. Vallahi güzel oldu. Çıktık. Çocuklarla oynadık. Çok yorulduk. Şu an Lalpaşa Camisi civarındayız. İnsanlar çok şen, çok mutlu. Pardon, 2022'den beklentim. Öncelikle bu pandemi, Covid salın bitmesini Allah'tan diliyorum ben. Millet normale dönsün. Ondan sonra sosyalliğimize devam edelim. Onun dışında işlerimiz açılsın. Bu kar mutluluk getirsin. Bu karla her şey temizlensin. Bütün pislikler temizlensin. Kar da mutluluk verici zaten. Hiç kardan hüzün duyan bir insan görmedim ben şimdiye kadar. Şimdi öncelikle burada akşam evdeyiz, konuşuyoruz. Yarın kar yağacak dediler. Ne alakası var? Bizim Mut onu görmez ki dedik. Olur mu? 2016'da yağdı. İşte 2016'da yağdı. Evet. Bundan yıllar önce, 4-5 yıl önce. Hanım dedi ki kar yağacak yarın. Hanım, hava her şey tertemiz, bir şey yok. Ulan sabah baktık. Her taraf bembeyaz. Allah'ım bir sevinç, bir sevinç olamaz dedim. Ya Rabbim böyle nasıl oldu biliyor musun? Ondan sonra çocuklara haber ettim. Evet. Oğlana kalkın dedim. Çocukların evsizden kalktılar, cama battılar. Böyle bir sevinç, bir sevinç. Yani anlatılmaz ya. Ondan sonra 2022'ye dedik böyle başladık. Ne mutlu. Böyle gider. İnşallah böyle gider. İnşallah diyorum bakın böyle gider. İnşallah. Ama sonumuz ne olur? İnşallah hep böyle ak olur, beyaz olur, iyi olur. İnşallah. Benim de temennim herkese bu şekilde. Diyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, kolay gelsin. Çok sağ olun. Saygılar. İkimizde herhangi bir beklentim yok. Hani yaşayabilirsek, hayatta kalabilirsek çok şükür. Yani bu kadar. Başka çok bir beklentimiz yok. Öyle söyleyelim yani. Olsun. Kar gibi aynı. Her şey saf ve temiz olsun. İnşallah. Güzel olsun ya. Kar mutluluk, bize de mutluluk getirsin. Zaten onu fark ediyoruz. İnanılmaz derecede insanlar o kadar mutlu, o kadar mutlu ki coştuk biz de onları gördükçe. Aynen. Biz yani de öyle olduk. Siz çocuklar gibi oynuyordunuz. Aynen, biz sabahtan beri dışarıdayız. Kar görmediğimizden oluyor o da ya. Uzun zamandır. Yani. 2022 yılında yani kara kış gibi umutlarımız da kara. Bakalım. Önümüzü göremiyoruz şu anda. Ya bir beklentimiz yani her şey çok pahalı. Gerçekten nasıl olacak? Hiç bilmiyoruz. Değil mi? Bugün çok mutluyuz. Evet. Bu mutluluğun tadını çıkaralım öyleyse bugün. İnşallah böyle bembeyaz bir yıl geçer. İnşallah. Kara umutları beyazlatır inşallah. Evet, 2022'de inşallah bu karın yağması demek bolluk bereket olur inşallah. Gerçekten 2016'dan sonra ilk sefer yağan bir kar oldu.
çok şahane oldu. İyi oldu yani, gerçekten iyi oldu. Gerek tarımda, gerek suda, her şeye faydası olur. İnşallah böyle bu bolluk berekette devam eder diyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. 2022'den beklentimiz bu sene bereketli geçti. İnşallah bahçesi olan, bağı olanlar para kazanır. Esnaflarımıza dönüş yapar. İnşallah paramız mutlak kalır. Bu sene hayat çok pahalı. İnşallah 2022'de pahalılık biraz düşer. İnsanlarımız sebeplenir. Köylülerimiz sebeplenir. Esnaflarımız da sebeplenir. Bu bir zincir gibi birbirini destekler gider. Köylü kazanmazsa esnaf kazanamıyor. Esnaf kazanamazsa devlet kazanamıyor. Hepsi birbirini zincirleme gibi takip edip gider. İnşallah bu sene yağmurumuz yağdı. Kayısımız için soğuk hava diyorlardı. Oldu. Soğuk hava oldu, soğuklamalar oldu. Az veren mi kayısılar bu sene çok verecek inşallah. İnşallah bir donman olayıyla karşılaşmadan sezonu atlatırız. Devlet de güzel para ettirirse, ihracatı açılırsa köylü memnun olur. Onlar para harcarsa esnaf memnun olur. Esnaf para kazanırsa fatura keser, vergi verir, devlet memnun olur. Bugün çok güzel. Bugün çok mutluyuz. Evde çocuklar hep beni kara götür diyordu. Kar ayağımıza geldi. Allah bize karı da gönderdi, evimize geldi. Yaylalara gitmeden karı, çocuklar sevincini şey yaptı. İnşallah çocuklar da sevmiştir. Hem tatile de gitti. Bizimkiler sabah 7'de ayağa kalktılar. Daha insanlar işe giderken onlar sokağa çıktı. Bugün yani devamlı kar yağmadığı için şu an gerçekten hepimiz sabah bir şokla, güzel mutlulukla uyandık. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Evet, çok heyecanlıyız. Ya 2022'den beklentim yani herkes için sağlık, mutluluk, huzur bekliyorum. İnşallah herkes için güzel yıl ve yıllar olur bundan sonra diyorum. Mutluluk vatanımıza, milletimize bereketli olsun inşallah. İnşallah. Ha, dört gözle bekliyorduk bunu. Çok güzel oldu. Ne vallahi, şükürler olsun. 2022'den beklentimiz ne? Şu karın gelişiyle beraber inşallah çok güzel bir yıl olur. İnşallah. Merhabalar. Merhaba. Merhaba efendim. Nasıl, mutluluğumuzu paylaşalım? Çok güzel. Evet, geliyor kar toplarım. 5-6 senede bir gelen kar. Çok mutluyuz. Evet. İnşallah sağlık, mutluluk, huzur getirir 2022. İnşallah. Kar gibi tertemiz olur. Çok güzel. Eyvah. Evet. Şimdi sen bugünkü mutluluğunu, arkasından da 2022'den beklentiniz kısaca söyle. Sağlık ve barış dolu bir dünya istiyorum. Bunu sadece kendim için değil, herkes için istiyorum. En çok da mutlular olarak biz hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Bugün ne düşünüyorsun? Kar nasıl? Güzel mi? Kar çok güzel. Şaşkın bir mutlu gibi karı izliyoruz, herkesin yaptığı gibi. Evet. Her zaman rastladığımız bir durum değil. Kesinlikle. Sıra dışı bir olay olduğu için herkes de çok mutlu. Yani 2022'den en çok istediğimiz herhalde şu koronadan kurtulmak. Yani bir de ekonomik düzelmesi. Başka bir şeyimiz ne olabilir? Mutta bir de meyvacıların, kayısıcıların para etmesi. Vallahi 2022'den beklentimiz ülke olarak çok iyi değil ama mevsim olarak bari kurtaralım dedik. Kıtlıkla, kuraklıkla baş başa kalma korkusu yaşıyordum ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ama bu doğa koşulları bari bizi mutlu etti, yüzümüzü güldürdü. En azından aç kalmayacak kadar üretimimize devam edeceğiz. Kaynaklarımız, yeraltı kaynaklarımız, göller, barajlar, sular. O bizi mutlu etti. Evet. Yoksa kar çocuklar için güzel ama çoğu insan için de rezil. Mesela ben bir esnafım, bugün iş yapamıyordum. Bir haftada yapamayacağım. Doğru. Ama olsun, en azından yeraltı kaynaklarımız bari olur. Kesinlikle. O yüzden mutluyuz. Kesinlikle. Tabii sürekli alışkın olmadığımız için mutlu da böyle bir doğa olayına. Kısa süreli de olsa haz almaya çalışıyoruz. Evet, ama evet. Bir sürekli olsa da evet. O kadar da güzel değil yani. Mutluluk paylaşılıyor ve bulaşıyor. Evet. Yani insanların ben böyle oynarken gördükçe ben de çok mutlu oldum. Vallahi ben
çok mutlu değilim. Şu anda üşümemeye çalışıyorum. Yine de çocukların mutluluğundan dolayı mutluyum yani. Evet, evet. Etkileşim var. Etkileşim var, evet.